kıymetli yüzük inşallah size saadet getirir beyefendi. İnşallah. Ama 10.000 lira çok değil mi? Oo, bu yüzük için 10.000 lira az beyefendici. Pırlanta. Teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben bu kadar kıymetli bir hediyeye layık mıyım? Daha kıymetlerine layıksın. Beni bu derece seviyorsun ha? Beni çok sevseydin sözümü tutardın. Geç şu içkiyi. İmkanı yok. Sebep? O kadar alıştım ki. Oh babam o, hizmetçi hanım oldu, işler de bize kaldı. Hadi mutfağa, hadi! Dur Asuman. Niye duracakmış? Şımartma şunu, kan beynime fırlıyor. Lazımsa bir başka hizmetçi al. O artık bu evin hanımı oluyor. Nasıl nasıl? Anlamadım. Anla öyleyse, evleniyorum. İthalatçı Fikret Bey'in karısı olacak bu ha? Uzun zaman uğramayınca, ben de kendi kendime Fikret Bey bir şeye mi kırıldı acaba diye düşündüm. Yok canım, severim seni bilirsin. Bilmez miyim beyim? Koskoca ithalatçı Fikret Bey, benim gibi ayak takımının meyhanesini şereflendirecek. Bu ne tevazudur. Niye geldim biliyor musun? Aramız açıldı teyzeyle. Azdı kudurdu, hizmetçi de hizmetçi. Var ya bir hizmetçi, nesine yetmiyor? O artık hizmetçi değil sırtlan, karım oluyor. Nasıl? Yok canım, şaka ediyorsunuz. Şakası olur mu evlenmenin? İyi, iyi. Tabii efendim, siz iyi yürekli, asil ruhlusunuz. Zavallı kızı almanız o kadar isabetli ki, tebrik ederim Fikret Bey. Teşekkür ederim. Benim hizmetçi işini de halledersem memnun olurum. Karın için söz vermiştim. Aman beyim! Arzularınızı emir terakki ederim. Anadolu'dan geldik, sayenizde ev, bark, dükkan sahibi olduk. Karım hemen emrinize girebilir. Sağ ol, şimdilik eyvallah. Uğurlar olsun beyim, saadetle, gene bekleriz, gene bekleriz. Bundan sonra sen Fikret Bey'in evinde hizmetçilik edeceksin. Ay yaşadık desene! Fırsat ayağımıza kadar geldi. İçeriden ben, dışarıdan sen, Fikret Bey'i çabuk düşürürüz avucumuza. Yaşa karıcığım! Ben tilkiysem, sen bu tilkinin kuyruğu olacaksın. Sure.
evleneceğine ne hizmetçin şayeste, ne de teyzen inanıyorlar. Hele yarın bir nikahımız kıyılsın, o zaman hepsi mecburen inanacaklar Saadet'im. Kahvaltı yazma. Dilencinin kızı adam oldu, adam. Hanımefendi yeni evli. Hele nikah cüzdanını da aldı ya eline, yiğit sen iş buyur. Ne var ortada, niye bağırıp çağırıyorsun be teyze? Bir şey yok, değil mi? Ya o kırılan bardak ne peki? Onu odama bırakan kim? Hizmetçi gelin. Kedi tepsiyi düşürür, kedi bardağı kırar, uyku beynimize sıçrar, gene ortada bir şey yok. Şımart bakalım, şımart! Teyze, rica ediyorum uğraşma şu kızcağızla, uğraşma! Uğraşacağım! Beni kötüleyeni ben de kötüleyeceğim. Benim adım Mucize, acuze değil. Evet, Allah için. Bu kamyonlar bugüne kadar ithal ettiğimiz kamyonların en garantilisidir. Bir dakika efendim, ikinci telefona cevap vereceğim. Efendim? Anlamadım. Ha, biraz sonra arayın lütfen. Yedek parçalar yok diyen kim beyefendi? Peki efendim. Geleyim, görüşürüz. Mersi. İşte sana daima bahsettiğim veli nimetimiz, meşhur ithalatçı Fikret Bey. Ortağım Afitap Hanım. Memnun oldum efendim. Bendeniz de memnun oldum. Hem de pek çok. Beyefendinin haklarını nasıl ödeyeceğiz? Sırtlanla gazinoya ortak olduğum için ona yapılan yardım bana da yapılmış demektir. Maalesef henüz gazinoyu açamadık. Para kâfi gelmedi galiba. Ne anlayışlıdır. Demedim mi size, Fikret Bey bir tanedir. Güya bu akşam gazinoyu açacaktık. Ama ne çare ki... Ne kadar lazım? 30.000 kâfi. Kâfi değil mi? Kâfi, kâfi! Demedin mi fakir fukara babasıdır diye? Bu borcumuzu da öbürleriyle birlikte kısa zamanda öderiz. Elbette şekerim, her şeyden önce beyefendiye olan borcumuzu ödememiz lazım. Buyurun, inşallah işleriniz iyi gider. Kusura bakmayın, adetimdir bu, şans getiriyor bana hoşlandığım adamı öpmek.
Arabasını alıp göz boyamaya kalkma, iyi süpür! Kaldır da şu kanepenin koltuğun altını süpür! Kaldır! Ne yapıyorsun Asuman? Doktor sana ağır şeyler kaldırma demedi mi? Yardım etsene be teyzeciğim, 5 aylık hamile biliyorsun. Hayatına mal olursa iftihar mı edeceksin? Bak bir daha böyle işlere kalkışırsan karım değiliz. Sus rica ederim, söyleme o lafı. Ben senin ölünceye kadar karın olmak isterim. Öyleyse söz dinle. Dinlemez olur muyum canım Fikret? Çocuğumuz... Ya oğlan olmazsa, o zaman da sevecek misin? Kimi? Onu da, beni de. Sevmez olur muyum? Ha, bak karıcığım, ben bu akşam bir yere davetliyim. Belki gecikirim, merak etme. Çok geç kalma ama. Sonra... Sonrası ne? Şayet beni biraz seviyorsan, az iç olmaz mı? Peki, peki. Deli oldu sana deli! Ama şu benim para işini hallet! Geliyor! Buyursunlar beyim! Çekinmeyin girin! Bu gazino bizim değil, sizin! Burası da sizin! Şarkınızla beni mest ettiniz! Çok teşekkür ederim! Afit abanım, birlikte çıkıp şöyle bir pavyonlara dolaşsak? Ya eve geç kalırsanız? Evet! Haklısınız ama, gönlüm tamamen aksini emrediyor. Peki öyleyse, biraz bekleyin, hazırlanayım. Bekle bakalım, bekle! Yatmalı artık!
Yavrumuzun adını buldum Asuman. Can Mustafa. Can ha? Güzel, çok güzel. Can Mustafa rahmetli babamın adıydı. O kadar can, o kadar tatlı bir adammış ki. Herkes ona Can Mustafa dermiş. Ne benim? İnşallah yavrumuz da dedesi gibi olur. Can Mustafa'm benim, canım. Can yavrum. Ne? Fikretciğim, koş, koş! Bak, oğlun yürümeye başladı. Şekerim benim. Fatih, gel! Çek bakalım, bas! Tamam. Canım benim. Seneler ne çabuk geçiyor. Babacığım, ben büyüyünce fotoğrafçı olmayacağım ki. Ya ne olacaksın yavrum? Doktor olacağım. Doktor olacaksın ha? Can Mustafa'm doktor olacak. Doktor Mustafa. Çıtayı da bindir. Olmaz mı Can? Hah, şöyle. Mühim bir toplantımız var bugün. İnşallah işim rast gider. Güle güle babacığım. İnşallah rast gider işin. Sağ ol Can Mustafa. Canım benim. Güle güle. Handa! Handa! Buyurun efendim. Bana telefonu getir. Baş üstüne. Alo, sen misin hayatım? Evet hanımefendi, benim. Fikret. Hanımefendi mi? Hayır hanımefendi, demek istiyorum ki... kamyonları sipariş ederseniz... Ya, kamyon dediğim... Utanacak biri var galiba. Sakın kadın olmasın. Yani bir takım ve aynı zamanda... Nasıl derler? Bırak numarayı şimdi. Canım, hayatım, bir tanem benim. Siz misiniz? Aa, malum ya bazı hallerde... Yani kısacası... Geleceksin değil mi? Tabii, tabii. Bekliyorum. Yani şunu demek istiyorum ki arkadaşlar... Sizin ne demek istediğinizi anlıyoruz. Mühim bir işiniz var. Evet, zaten iç hususunda mutabıkız. Bize müsaade, müsaade. Geç kalmayınız işe. İstirham ederim, diğer işliğe bir şey yok. Neredesin Afita? Çok sabırsızsın sevgilim, işte geldim. Biraz da bu mezeden almaz mısın Fikretciğim? Hı? Şahiste ne var? Beyefendinin elbiselerini dilerken bu resmi cebinde buldum. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Üzülmeyin hanımcığım. Bakın sabah oldu. Bu saate kadar beyhude beklediniz. Yatın artık, gelmez beyefendi.
Belki şimdi o kadınla koyun koyuna yatmaktadır. Sana git işine bak diyorum. Sokma aile işlerimize burnunu. Anneciğim, kanaryamın yemini suyunu verdim. Hava alsın diye bahçeye çıkaracağım. Anneciğim, ne oldu canım anneciğim? Niye ağlıyorsun? Hayır, yok, ağlamıyorum ki. Sizin hakkından imansız gelirmiş. Dizginleri şöyle bir topladım mı? O teyzenmiş, öbürü bilmem neyinmiş, hiç iplemem. Mart içeri, pire dışarı. Nasıl istersen öyle yap. Ben de yeni bir katip arayacağım. Zaten benim katip birkaç gündür gelmiyor. Gelemez ki. Hangi yüzle gelecek? Sebep? Sebep ne söyle? Öyle zannediyorum ki karımla aralarında bir şeyler varmış. Yok canım, olamaz böyle şey. Sen bana aşık olunca oluyor da katip hanıma tutulunca neden olmuyor? Benim karım beni katibimle aldatacak. İmkanı yok, olamaz. Olamaz ha? Peki ya ispat edersek? Sus! Yeter artık! Asuman aldatmaz beni. Olmaz böyle bir şey, inanamam. Üzme tatlı canını. Gözünle gördüğün zaman inanırsın Fikretciğim. İnanırsın. Demek mahkeme kağıtları katipte. Saat kaçta gitsem bulurum onu evde? Bilmem ki hanımcığım, şimdi gitseniz bulursunuz herhalde. Kocam benden ayrılmaya karar verdi ha? Katipten başkası vazgeçiremez öyle mi? Ne feci, mahkemelere çıkacağız. Ayrılacağım sevgili kocamdan. Belli olmaz efendim. Katip onun canıdır, belki caydırır beyefendi. Çok namuslu çocuk. Kaç gündür sizin bu boşanma meselesi yüzünden yazıhaneye bile gitmiyormuş. Yuvam yıkılmasın diye gidip yalvaracağım katibe. Canım benim. Ölüyorum, bayılıyorum. Paraya gelince numara. Sana güvendim, borçlandım. Hadi yapsana vaadini. Ben 5.000 lirayı bir tahtada nasıl öderim? Ödeyemezsin ha? Dur Ayten, dinle beni. Palavra dinlemeye vaktim yok benim. Rezil oldum alacaklarıma, rezil! Benim evimde. Bir ricaya gelmiştim de Bülent Bey. Estağfurullah. Buyurun yenge hanım. Oturmaz mısınız? Kocam. Kocam beni aldatıyor biliyorsunuz. O kadar bedbahtım ki. Ben kocam için canımı bile fedaya hazırken... Fikret! Duyduklarım doğruymuş demek. Doğru olan nedir beyefendi? Sen sus, yazıhaneyi terk edişinin sebebi buymuş demek. Rica ederim beyefendi, anlayıp dinlemeden... Sen sus diyorum, sus! Evet, bu kadarı da fazla artık. Yalvarırım Bülent Bey, o sizin büyüğünüz. Çıkın buradan rica ederim, beni kocamla yalnız bırakın.
beni, yalvarırım dinle! Fikret, Fikret makul ol! Anlayıp dinlemeden karar verme! Git peşinden, ne duruyorsun hadi git! Fikret, beni de kendini de lekeliyorsun! Dinle Fikret! Mezardan babam çıksa dinleyemem! Yabancı bir erkeğin evindesin! Bu delil bana kâfi! Değil Fikret! Fikret yanılıyorsun! Yanılıyorum ha! Yanılıyormuşum! Sen artık ne dersen inanırım Afitap! 3 sene bu! Tam 3 senedir acaba bu günah beni mahvedecek mi diye düşünmekten ölürken şuna bak! Şu namuslu dediğimiz kadına bak! Şimdi inandın mı seni ne kadar sevdiğimi? Ben istesem bu yuva 3 sene evvel yıkılırdı, yavrusuna acıdım. Bu yuva yıkılırsa günaha gireriz diye düşündüm. Acımak mı, böylesine acımak! Yarından tezi yok kovacağım! Bak şu katibin ayasızlığına! İhanet, bana ihanet! Üzülme be şekerim, yazık değil mi tatlı canına? Bak Afitap, eğer beni sen de terk edersen... ...bana bir gün candan bağlı sandığım karım gibi sen de ihanet edersen... Sus canım benim! Anne! Anneciğim! Nereye gideceksin? Niye ağlıyorsun anneciğim? Hep ağlıyorsun, kim üzdü seni? Sen daha burada mısın? Gel Mustafa! Hadi git odana oğlum! Hayır, hayır! Ayrılamam annemden! Allah aşkına beni çocuğumdan ayırma! Arzun o kadını eve getirmekse getir! Ben gene eskisi gibi sana, çocuğuma... ...O getireceğin kadına bile hizmetçilik edeyim! Ben hizmetçiyim, kaderim bu! Yavrumdan ayrılacağını bana ihanet etmeden düşünseydin! Ben sana ihanet etmedim! Anneciğim, ben senden ayrılmam! Gözlerimle gördüm! İhanet etmemişmiş! Çocuğu içeri götür! Hayır, hayır! Buraya gel! Ben annemi istiyorum! Atma beni yuvamdan Fikret! Hayatta kimsem yok benim senden başka! Acı, merhamet et! Bir tuzağa kurban gittim! Dinle anlatayım! Uzatma! Verdiğim karardan döndüremezsin beni! Fikret! Fikret'im! Uzatma dedik! Git işte, git! Yavrum! Yavrum! Asuman, teyzenin kızı!
Affedersin ablacığım, tanıyamadım. Nerede enişte bey? Aa, sepet havası mı yoksa? Boş ver be abla, ben de yalnızlıktan çatlıyordum. Hay yaşayasın! Annemin ölümünden beri incin top oynuyor bizim kaşhanede. Teyzem öldü ha. Oha, öleli senesi oldu abla. Önceleri çok ağladım ama artık alıştım. Ben işi ilerlettim abla. Gecede 300 babel. Dari, dari, dari. Barda dans ediyorum. Namusumuzla kazanıyoruz abla. Evli misin Cemile? Oturuyoruz bir delikanlı ile. Çok zengin. Bitirin postanın biri. Öyle çok kazanıyor ki, sanki para makinesi var herifçi oğlunun. Yakında satacağız burasını. Onun apartmanına taşınacağız. Çek bir fırt. Yo yo, içmem. Fikret de çok içerdi. Ne gelirse insanın başına içkiden gelir. Fikret'te akıl olsa karısını başından atar da böyle bir şırfıntıyı alır mıydı eve? Geliyor! Siz hala oturup sokak karıları gibi onu bunu çekiştirin! Alimallah ikinizin de ocağına incir dikerim! Ortalık darma duman! Toplayın şuraları! Burada işi ne bunun? Kaldırın! İllallah senden! Gelinimi arattın bana! Arattın! Ne sandın ya? Din sizin hakkından imansız gelir! Bundan sonra dırdır yok! İş var iş! Ya bu deveyi güdersiniz, ya bu diyardan gidersiniz! Geçti borun pazarı, Acüze hanım! Senin borun ötmez artık! Ne bakınıp durdunuz? Marş marş, mutfağa! Olur hanımcığım! Hey Rabbim! Benim gibi masuma reva mıdır şu muamele? Ne kötülük ettim ki bu cezaları veriyorsun? İzmir'den gelen o genç kadının dostu, kısa boylusu galiba. Ötekini tanıdım, bar oyuncusu Jiklet Cemile'nin dostu. Dünyanın çivisi koptu a kardeş! Evini ocağını terk et, böyle çirkin eciş bücüş bir adamla fingir deşeyim diye. Çekinme hemşire! Ben Jiklet Cemile'nin kocasıyım. Bu bizim yengeç namuslu çocuktur. Cemile içeride mi? Yarım saat oldu gideli. Hani bizi bekleyecekti? Efendim bizim bu yengecin kardeşi emlakçıdır da... Yarın evi satıyoruz. Son defa Cemile'yi görüp konuşalım diyecektim. O da sizi aramaya gitti. Tamam, sağ ol hemşire. Bize müsaade. Burada yalnız kalacağınıza bara gitseydiniz. Tüyelim hadi. Bizden çekindiler. Göreceksin, gece yarısı gelecekler. Gözetleyelim. Cürmü meşrut yaptıralım şunları. Yaptıralım vallahi. Bittim vallahi, o ne güzel, o ne baygın, tatlı, yumuşak bakışlar! Eğer o İzmirli bu gece benim olmazsa, kıyarım canıma bitirim! İyisin Aslın, çok sabırsızsın be! Kekliği avlamalı ama ürkütmeden avlamalı! Sen onun parmağındaki yüzüğü gördün mü? En azından 10.000 lira eder! Yarın şu evi bir okutalım, bizim Cemile bana çalışıyor, o da sana çalışır, bey gibi yaşarız! Nerede o günler? Günler yakın ama sabır lazım. İyi ya reis, ne emrettin de yapmadık. Gazla, doğru Cemile'nin barına gidiyoruz. Neredesin be kaynanaların yüz karası? Gel buraya da sofraya hizmet et. Şayesti'ye izin verdim bugün. Al şunu! Al şunu, al! Nedir o başındaki çatkı? Ölü evi mi burası? Çıkart onu, bir daha da görmeyeyim!
Ne bu suratın Fikretçim? Gülsene biraz. Bütün sevdiklerin yanında. Mustafa'm yok. O niye gelmiyor sofraya? Neden köşelere çekilip sessiz sessiz ağlamasına meydan veriliyor? Bütün üzüntüm bu olsun kocacığım. Şimdi getireyim. Kumarda şu son günlerde epey kesildim. Borç gırtlağa dayandı. Gazinoya haciz geldi. Gör bizi biraz. Yoksa dalgana taş atarım. Bıktım bu kumarından senin. Adamın parası kalmayacak sana vermekten. Ben ne yapacağım sonra? Belki bugün kazanırım. Sen gör beni. Para parayı getirir. Bunlar çoğalacak. Biz kaşanelerde milyonerler gibi yaşayacağız. Cemile'nin evi satın aldı bu makineleri. Ne haber? Sade Cemile'nin o külüstür evi mi? Bizim sermayeler haybiye demek. Anladık canım, söz misali. Bırakın şimdi zevzekliği. Bitirim nerede, bitirim? Ben bir bakayım şuna. İşi gücü numara. Bitirim bara gitti halbuki. Bu da İzmirli'nin yanına. Göz koydu tabii. İşimize bakalım, işimize. Kimde kalk para diye. Paralar bunlar. Abi dur, hadi. Eyvah! Kim öldürdü bu adamı? Ben! Hayır, ben öldürdüm. Oğlumun, kocamın namusunu müdafaa için öldürdüm. Okudunuz gazeteleri, öğrendiniz her şeyi değil mi? Okudum. Müjdemi bekliyorsunuz. Al mükafatını! Hapislerde sürünecek karım! Bayram yapın! Onu siz düşürdünüz! Sen! Karın! Bu cadı! Ne oluyor Fikret? Niye sinirlendin? Yaptığınız işlerin neticesi. Sevinin! Zevklenin! Al bakayım! Fikretçim, kendine gel! Çekil! Baba! Ne oldu babacığım? Ne var? Annen öldü. Annem öldü? Annem öldü ha! Bunlar öldürdü anneni yav, bunlar! Ağlama Mustafa'm!
Ağlama. Kaderin yumruğu ile ezilen ve hayata küsen namus timsali Asuman, namusunu korumak için işlediği bu cinayeti itiraf etmiş, nefis müdafası yoluna sapmadan suçu üstüne almış, mahkum olmuştu. Babacığım, hasta olacaksınız. Annem öldü. Sizi de kaybedersem... Öldü. Evet, öldü. Yaşayan bir ölü oldu artık o. Onu ben öldürdüm. Gene ne var koca bebek? Yoksa sen mi üzdün babanı? İlişme çocuğa. Git yat yavrum. Beni üzen o değil, sizsiniz. Sizlersiniz. Zavallı karım, onu öyle özledim ki. Seni burada zorla tutan yok ya, kalk git, mübarek olsun. Aa, deli mi ne adam? Nerede Asuman'ın resmi? Niçin? Ne akla? Çocuk içlenmesin diye. Yalan söylüyorsun. Sen böyle şeyleri düşünemezsin. Kıskandın onu. Öyle bir kadının, namuslu bir kadının naçiz hatırasını kıskandın! Getir onu! Neredeyse getir! Al bakalım naçiz hatıranı! Ne işi var senin resminin? Onun yeri burası! Öyle mi? Benim yerim de gazino öyleyse. Cehenneme kadar yolum var. Kontak! Asuman. Affet beni Asuman, affet. Kader böyleymiş. Mustafa'm nasıl? Sen nasılsın? Hasta diye duymuştum. İyiyim hamdolsun. Sen hasta olma. Yavrum hasta olmasın da... Öldü dediniz oğluma benim için değil mi? İyi ettiniz. Bilmesin annesinin hapislerde yattığını. Getireyim istersen. Sakın ha! Hakkımız yok çocuğun hayallerini bozmaya. Onun için yokum artık ben. Sessiz yaşamaktansa... Ölmeyi bile düşündüm. Fakat yapamadım. Belki günün birinde uzaktan da olsa görürüm diye. Zor Fikret. Çok zor bu ayrılık. Hele geceleri. Hep sizi düşünüyorum. Yavrum yok. Sen yoksun! Bu ayrılık ne zor bilsen! Neyse, sen üzülme de! Hemen git! Benim yerime onu doyasıya öp! Kokla! Geceleri de koynunda yatır Fikret! Olur karıcığım! Sen nasıl istersen öyle yaparım!
sıkıntıdasın galiba. İşlerin iyi gitmiyor mu? Al, sat bunu. İhtiyaçlarınızı karşılar. Belki işlerini düzene koyarsın. Deli misin? Tak onu parmağına. Gücener Masuman. O bizi birbirimize bağlayan sendeki tek hatıra. Mustafa'nın tahsili için lazım olur. Beni seversen, oğlumu seversen kabul et. Vakit tamam. Bunu müdüre verin. Kocama teslim etsin. Bu onundur. Allah'a ısmarladık. Oğlumu üzmeyin sakın. Asuman! Asuman! Yalvarırım, çok içme Fikret. Peki karıcığım, peki. Siz benden gelin. Yatsana be çocuk! Gelmez birkaç gün daha baban! Uzaklara gitti dedik sana! Bana bugün gelir gibi geliyor! İçim öyle söylüyor! Hasbinallah! Ne inatçı şeymişsin sen! İşte bak! Babacığım benim! Nerelerdeydin kaç gündür? Seni sabahlara kadar pencerenin önünde bekledim! Bu kadar çok mu seviyorsun beni yavrum? Tabii seviyorum! Benim senden başka kimim var ki babacığım? Canım evladım, koyun koyuna yatalım bu gece seninle yavrum? Yatalım ya baba! Kaç gündür senin yanında yatmayı o kadar istiyordum ki zaten! Niye söylemedin, koca bebek? Utandım baba, sen de koca delikanlı oldun dedindi ya! Annemi öyle özledim ki baba! Sen de gidince büsbütün yalnız kaldım! Rüyalarımda hep annemi görüyorum! Artık gelmez değil mi? Öldü annem! Öldü! Yatalım yavrum! Hadi gel! Anneciğim! Canım anneciğim! Bu tarafımda da sen yatsan! Ne iyi olurdu! Sen yoksun! Yoksun sen! Kim bilir şimdi nerelerdesin? Mezarını bile bilmiyorum! Uyuyamıyorum anneciğim! Uyuyamıyorum! Hayatı cehenneme çeviriyor bu vicdan azabı! İnsanın ömrünü damla damla eza cefa içinde eritip götürüyor. Yok yeryüzünde bu hastalığın çaresi. Doktor, ilaç fayda vermiyor mu? Bu derde ne ilaç ne de doktor fayda eder. Biliyor musun, karımı ben düşürdüm hapishaneye. Oğlumu ben öksüz ettim. Hep o iblisler yaptırdılar bunu bana. Onlardan soracağım bunların hesabını teker teker. Boş ver be evlat. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Vazgeç! Gel vazgeç! Thank you.
Ayağsız alçak! Yuvamı yıktın, karımdan estin! Beni yaşayan bir ölü haline getirdin! Hala bar köşelerinde delice eğleniyor, yeni avlar arıyorsun! Efendiler! Ben de vaktiyle sizin gibi zengin, para sahibiydim! Bakın şimdi halime! Ne var, ne oluyor? Vale, bu kadınla bu adam soktu! Bırak boş lafları şimdi! Fikret! Gazinomu kapatmak Fikret, yalvarırım, ne olur yapma! Palavra sıkacağına, bize olan borcunu ver! Fikret. Para! Para! Senin dinin imanın para! Atın şu serseriyi dışarı! Hadi yürü! Hadi yürü çık! Dürt etme! Sen çekil, bizi yalnız bırak! Bırak ağlamayı! Mahvoldum, kumarda kaybettim! Ne yapacağız? Boş gırtlakta! Cezanı çekeceksin. Allah o Fikret Bey'e ettiklerinin acısını bir bir çıkaracak senden. Yuvasını dağıttın, mahvına sebep oldun. Bak sırtlan! İş çığırından çıkarsa, bil ki seni ben ele vereceğim. Anlamadım, ne dedin? Boğarım seni halimallah! Budala! Senin için ne kazançlı bir planım var halbuki. Fikret'in evindeki teyzesine ait mücevherleri bir ele geçireyim... ...bak nasıl gülecek yüzümüz. Kolay mı ele geçirmek? Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Dinle bak! Umumi ceryan kesik galiba, koş bul olan bir! Onun da camı yoktu, yansa bari! Mücevherler büyük gardıroptaydı değil mi? Anahtarları ver! Acaba buraya saklıyordu değil mi? Evet, oraya. Seni de. Ne var Asuman? Kalbim yanıyor. Sanki bir felaket. Bir felaket var yuvamda. Benim de yuvam vardı bir zamanlar. Yuvamız, yavrumuz.
Nedir bu halin? Ne oldu? Mahvolduk! Ev çatır çatır yandı! Kurtaramadık o bir sürü eşyayı! Mücevherlerin gittiğine mi yanarsın, paraların yandığına mı, başımızın derde girdiğine mi? Şimdi ne yapacağız peki? Gazino kumarda gitti! Bu son ümitti! O da netice vermedi! Hadi hazırlan! Başımız derde girmeden İstanbul'a tüyelim! Hadi! Bir yere gitmem ben! Senin gibi canavarla işim yok artık! Az derde girmedi senin yüzünden başım! Gelemezsin ha! Hadi yürü! Polis haber alır ya yakayı ele verirsek? Yakayı çoktan ele verdin sen! Polis! Sen ne haber verdin yoksa? Bırak beni! Senden kurtulmam için başka çarem kalmamıştı! Halles seni! Ah! İmdat! Davranma! Yürü, hadi! Siz de buyurun lütfen! Tam 3000. Anlıyorum efendiler. Her şey bitti. İflas ettim. İşte karımın yüzük parasına ait son çek. Buyurun, tahsil edip bütün alacaklarıma verebilirsiniz. Namuslu bir adamdım. Fakat... zaten ben asıl karımı kaybettiğim zaman iflas etmiştim. Baba! Babacığım! Seni kaybedersem ne yaparım sonra ben? Çalışır, yeniden kazanırız. Yeter ki sen sağ ol. Salih amca, çok içiyorsun! Daha öğle vakti! Tüpegündüz bu kadar içilir mi? Elden geliyor mu içmemek? Gece gündüz içsem, sönmüyor bu içimdeki alev! Anlamazsın, daha küçüksün! Bir ayın içinde dükkan, karım, yavrum, hepsi gitti, hepsi! Yavrusuz kaldım ama... sen benim yavrum oldun, gel! Bari sen beni teselli et, can Mustafa'm benim! Kusura bakma amca, bilmeyerek derdini deştim! Aldırma, boş ver! Aman! Bu Allah kahretsin seni! Tutamaz yok, yok! Güpe gündüz iş başında rakı içer, tabakları kırarsın! Böyle giderse işinden olursun! O kırmadı tabakları, ben kırdım efendim! Haftalığımdan öderim borcumu! Affedin, bir daha dikkatli çalışırım! Yaptığın hareket güzel ama... yalan senin ağzına hiç yakışmıyor! Ben bilirim kimin kırdığını tabakları! Bu sefer sana bağışlıyorum! Tekerrür etmesin! Ya, şu söylediğin laflarla yaktın kavurdun beni! Sen ne iyi çocuksun! Çok da akıllısın ha! Okusan adam olursun! Bak sana söz veriyorum, bu zıkkımı bir daha ağzıma sürmeyeceğim, tek sana koca örnek olmayayım! Şu pis zıkkımı dökelim de bir daha tövbeler olsun, içmem artık! Sahiden bir daha içmeyecek misin Salih amca? Bana Salih mert söz derler, bir defa söz verdim mi, tövbeler olsun bir daha dönmem öldürseler sözümden, asla! Anlamıyorum, hem kuşu çok seviyorsun, hem de satmaya kalkıyorsun, satmasak olmaz mı şunu? Olmaz amca! Niye? Para lazım! Babam İstanbul'a gidelim diye tutturdu! Demek gideceksin uzağa, senden nasıl ayrılacağım ben? Neyse, kalk bakalım!
Hani ya satılık kuş var, satılık kanarya. Satılık kanarya var, satılık kanarya. Hani ya kuş var, satılık kuş. Satılık kanarya. Kanarya var, kanarya. Satılık kuş var, satılık. Kuş senin mi yavrum? Kaç paraya satıyorsun? Bilmem ki, hiç kuş satmadım. Ya. Vallahi siz bilirsiniz beyim, ne ederse bedeli verin, vicdanınıza kalmış. Aliş, Aliş, Aliş'im. Ayrılıyoruz artık. Annemin yadigarıydın bana. Bey amca, yeminin suyunu unutmayın ne olur. Ben her sabah kalkınca ilk iş Aliş'imi doyururdum. Sen üzülme yavrum. Sevimli kuşum benim. Allah'a ısmarladık. Unutma sakın beni. Senden ayrılmak o kadar güç ki. Sevgili annemi hatırlıyorum sana bakınca. Buyur amca, al götür. Parayı verdi, kuşu almadan gitti. Amca! Amca! Buyurun alın, sizin artık bu kuş. Seni kuşundan nasıl ayırabilirim evlat? Paraya gelince hiç merak etme. Al şu kartı, ödersin bana bir gün. Borcun olsun. Nasıl olur amca? Ben İstanbul'a gidiyorum, nerede bulurum sizi? Üzülme yavrum. Peki söyle bakayım bana, bu parayı kime götürecektin ha? Babama. Babam hasta da. Geçmiş olsun. Ben babanı bulur, kuşu ondan alırım. Hadi Allah'a ısmarladık. Olmaz amca, olmaz. Gel evladım, gel, aldırma. Tanıyor babanı bu amca, tanıyor. Hadi yürü. Artık ver elini İstanbul, hadi yürü bakalım. Canlı sevdiğimin İstanbul'u. Başka şehirdir vesselam, değil mi Mustafa? Ama işler çok durgun amca. Üzme canını, düzelir. Boş ver. Sen dersine çalış. Bak. Ben meşgulüm, ona git. Boş duranı Allah bile sevmez. İşler açıldı, çok şükür işler açıldı. Filleri, aslanları, hepsini göreceksin. Biraz sabırlı ol. Bunlar kara kartallar. Fotfol kralı değil ama. Kuşların kralı kartal ya. Geyik değil mi amca? Tepesindeki dallardan da mı anlaşılmıyor? Vitas vurursa yandın halim Allah. Aynı sülalede ama bunların dalı yok. Ceylan gibi maşallah. Gibisi fazla. Baksana bir yanışına. Ceylan gibi gözler maşallah. Tatlı hayvandır bunlar. Çok tatlı. Yiyelim. Bu yenmez. Aslan gibi tövbeler olsun. Bir atılsa adamı ne yapar? Ama sus, bunun şakası yoktur yürü. Hadi, hadi yürü yürü yürü. Yer mi adamı bu fil? Bir şey verirsen yer, seni yemez, korkma. Bak, al bunu ver Yusuf, hadi. Şirin hayvan mesela. Sen... Pişir. Ben simit satmaya gidiyorum. Oradan da okula gideceğim. Altın kalpli çocuğum. Hem okur, hem çalışır. Güzel arkadaşım.
babama iler mi sana yiyecek parası kazanmaya gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Versene iki tane evladım. Buyurun beyim. Amca, amca! Ne var evladım? Paranın üstü kaldı. Ne ziyanı var çocuğum, sen de kalsın. Hayır, olmaz, alın. Sen çok yaşayın. Simit var! Taze taze simit! Ağlama Mustafa, ben de ağlarım sana. Senin üzülmeni istemiyorum. Peki, ağlama. Babam hasta, çok hasta. Ona üzülüyorum Ayla. Ah, bir iyileşse. İyi olur, üzülme. Yarın bayram, seninle buluşalım gidelim, olmaz mı? Gel derse girelim. Babacığım, reçeten nerede? Ver de yaptırayım baba. Dün gece geç geldim. Seni yalnız bırakmamak için yaptıramadım. Ben yaptırırım oğlum. Sen okula geç kalma. Olur baba. Ama şey, doktor içmesin demiş. Yalvarırım babacığım, içme ne olur. Gelin çocuklar, bir ihtiyar düştü. İlk yardıma veyahut polise haber verelim, durmayın, bir şey yapalım. Hadi gelirim, şu elbiselerimi bir değiştireyim. Bugün dersimi çok iyi bildim, gelince anlatırım. Ay canım evladım! Ne şeker çocuk, kimsesi yok mu? Ah, sorma evlat, sorma! Ne istiyorsun delikanlı? Komiser beyi göreceğim. Parkta buldum bu çantayı. İçi para dolu, komiser amca. Oo, sen bir servet getirmişsin, bir zabıt tutacağız. Nasıl buldun, kimindir bu paralar, bir bir yazacağız. Önce sayalım paraları. İç. İç Fikret bey. Rakı! Rakı! Hayır evladım, içme rakı! Can Mustafa adındaki iyi kalpli, dürüst bir ilkokul talebesi, kalp kriziyle can veren Muhtemed'in düşürdüğü çantayı doğruca karakola gidip teslim etmiştir. Oğlum bu ha! Bu kadar iyi bir çocuk, sevin, iftihar et! Ne fayda ki öpemiyorum, sevemiyorum! Öyle özledim ki, babası da gelmedi. Acaba hasta mı? Yavrum nasıl acaba? İyilerdir inşallah, üzülme! Üzülmemek elde mi? Gün değil, ay değil, yıllar geçecek! Nasıl dayanacağım? Nasıl?
Merhaba babalık. Merhaba. Şu garip dünyaya bak birader. Bir sürü para bulan fakir bir boyacı çocuk paraları karakola teslim etmiş. Babalar ne evlat yetiştiriyor? Oku da bak. Ya. Mustafa'm benim. Baban hiçbir zaman senin kadar namuslu olamadı. Olamadı yavrum. Senin bir derdin var evlat. Bilmezsin. Bilemezsin derdimi. Ben de babayım ha. Öyle bir evladım babası ki oğlumun yüzüne bakmaya utanıyorum. Aferin bana bak, kadifeyi katla. Katla da öyle koy, tozundan kaldırma. Heh, kaldır, heh. Ne var? Düğün var galiba, düğün var. Gelin, gelin çocuklar! Burada, Can Mustafa burada! Demedim mi ben size? Burası mı? Burada. Ne yapıyorsunuz? Yavaş olun ya! Çocuğun canını çıkaracaklar, dur sıkıştı mı? Sıkmayın çocuğu ya! Yavaş, 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 yavaş! Durun, durun! Yavrum, biz şoförüz. Bulduğun para bizlere aitti. Bütün arkadaşlar seni okutmaya, sana yardım etmeye karar verdi. İyi ama... Bundan sonra çalışmayacaksın. Aması maması yok, abimiz sen çalışmayacaksın, o kadar! Çalışmayacak mıyım? Ben çalışmaya mecburum, ya. Babama bakmam lazım! Hasta babası, tedaviye ihtiyacı var! Bizdekine duruyoruz! Öyle yap, bizdekine duruyoruz! Biz? Bakarız evlat, babana da bakarız! Ya Salih amca ne olacak? Ama biz beraber çalışıyoruz! Hay canım! Ona da bakarız canım! Babama bir haber verelim bari! Peki yavrum, sen gel bakayım benden beraber, adresi söyle! Sen de gel babalık, durma orada, hadi gel bizimle yürü! Hadi Osmala! Kim bu adamı, aldınız bir de duruyorsunuz ama? Canım meraklanma, meraklanacak bir şey yok! Çantayı bulan o, zengin adamdır tabii, bizim şoförler itin reisi! Ben de biliyorum, yürüyoruz tabii ya! Mustafa, buluşacağız gene, buluşacağız, hadi güle güle! Akşama gelir, babanı da seni de alırım, hazır olun yavrum! Olur amca! Ev 14 numaraydı değil mi? Ha şurası, tamam! Hadi biz... Babam nerede nine? Yok yavrum, İzmir'e gitti baban! İzmir'e mi gitti? Hı. Neden? Al oku bak, sana bu mektubu bıraktı, üzülme yavrum! Üzülme! Bugüne kadar sana çok yük oldum canım oğlum. Çalışamıyorum. Bir iş tutup ne sana ne de kendime bakabiliyorum. Ah oğlum, ben sana iyi örnek olamadım. Ne felaket geldiyse başıma bu içkiden geldi. Bir ibret, bir ders kabul et benim bu feci hayatım. Sakın oğlum, bu zehrin damlasını koyma büyüdüğün zaman ağzına. Oku oğlum, seni okutmak isteyenler hayır deme. Ben bir müddet için uzaklara gidiyorum. Ama seni adım adım takip edeceğim. Bu kadar işlenecektin de ne diye bıraktın çocuğu birader? Öyle icap etti. Yoksa bırakılır mı, kıyılır mı evlada? O öyle bir evlat ki eşi menendi bulunmaz. Okuması lazım. Benim yanımda bizim gibi serseri mi olsun? Öyleyse üzüleceğine sevin. Hadi çek oğlunun şerefine. Evim şenlendi, bir evlat daha kazandım.
Ben hem şoför hem anadan atadan kuklacıyım. Can Mustafa'm. Hadi gidelim. Senin şerefine kukla oynatacağım. Haydi arkadaşlar, canlanın lan! Can Mustafa'm, abim bu ne gayret, ne yapıyorsun? Ayıp değil mi sana? Niye arkadaşım? Çalışmak ayıp mı? Sen ne dedin bana? Çalışmak dedin. Dedim ama, ben sana bu yaşta şoförlük, boyacılık, simitçilik yap demedim ki. Kalk bakayım, seni okul bekliyor. Kim demiş, ben okuldan döneli yarım saat oluyor. Daha iyi ya, derslerine çalış hadi. Hani doktor olacaktın? Derslerime gece çalışırım, gündüz okula giderim. Okuldan gelince de bu işleri yaparım. Sen bana bedava mı bakacaksın? Tabii bedava bakacağım. Sanki sen doktor olunca bana parayla mı bakacaksın? Bu sözün doğru bak. Doğru ya! Hadi bakalım marş marş, ders başına! Ders başına! Tamam. Hadi bakalım arkadaşım. Gel. Evlat! İşleri güçlerin maskaralık! Hadi doldurun bana şu kovaları, hadi! Yani şu iki çocuktan farkınız yok, Allah Allah! Bir yumurtayı 40 kişi taşıyorsunuz! Bu işi Bagaj Ahmet de yapabilir! Siz gelin, daha bir sürü iş var yahu! Bunlar ne kepazeliktir canım, hadi yürüyün! Hadi yürüyün, yürüyün hadi! Şişir, şişir! Çabuk ol sıraya, gir sıraya, hadi! Seneler geçti. Mustafa'm koskoca delikanlı olmuştur şimdi. Ama ben göremiyorum. Hasretim yavrum. Hasretim. Hasret. Allah kavuştursun. Çok yoruldum Mustafa'cığım. Doktor olmak kolay mı Ayla? Seninle iftar ediyorum. Gelin çocuklar, gelin! Biraz takışalım, gelin! Ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyor çocuk! Can Mustafa'm yarın doktor oluyor, son imtihanı yarın, ne diyorsunuz? İmtihan! Ne zor be! Ben kıvıramadım, ikinci sınıfta çaktım! Tabii ya, tabii! İmtihan bu!
Talebe yalvarır, hocam, hocam, imtihanın şiddetinden dalgalandı Akdeniz. Akif Ağa'yı alünüzden tam numara istemiş. Siz tam numarayı alamadınız, sınıfta çaktınız ama Can Mustafa'm alacak tam numarayı, göreceksiniz. Ne oluyor, ne oluyor çocuklar? Karıştırmayın aklını çocuğun! Koca koca adamlar oldunuz! Tohuma kaçtınız, hala ruhlarınız çocuk! Hadi işinize, işinize hadi! Hadi bakalım, hadi! Susun, susun, susun! Hadi, 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 hadi! Çalışsın çocuk dersine! Hadi bakalım, hadi, hadi! Hey arkadaşlar, koşun, yetişin çabuk! Geliyorlar, geliyorlar, çabuk koşun! Durun çocuklar, durun! Hay Allah! Babacığım, hırpalamasınlar. Peki, hırpalamasınlar! Hırpalamayın! Senin ne lazım canım, sen yürü bizimle, hadi yürü! Şoför kardeşlerim, abilerim! Bugün hayatımın en güzel, en mesut günlerinden birini yaşıyorum. Doktor oldum. Ben sizin boyacılıktan alıp elinden tutarak yardım ettiğiniz, cemiyete kazandırdığınız bir insanım. Bugünden sonra bana yaptıklarınıza karşılık sizlerin ve ailelerinizin ücretsiz doktoruyum. Her derdinize ortak olmayı ve siz şoför kardeşlerime ve insanlığa hizmet etmeyi ilk ve şerefli vazifem saymaktayım. Siz de sağ olun, var olun! Hadi arabalara çalışın! Şile'nin denizine diyecek yok doğrusu. Koy ver şuraya. Al ihtiyar. Yok ufak para. Mustafa! Dur! Hadi canım! Bu adam! Sanki bu adam yabancı değil. Yaptıklarımı çekiyorum Fikret Bey. Senelerce yattım hapiste. Karın çıkmadı mı daha? Yarından sonra çıkıyor. Yazık. Çok yazık. İnsan kaderin sillesini yemedikçe... Hey serseri! Garson musun, nesin? Baksana müşteriye! Topal bacağını sürüyeyim diye tıraşa mı başladın gene musibet? Ben eskiden patrondum, gazinom, servetim, garsonlarım, paralarım var diye kıtır atma! Yutmaz kimse, ben de bu herif!
niye ağlıyorsun kardeş? Gelmedi Fikret, gelmedi. Ama mektubu geldi. Ne yazıyor? Karıcığım, işlerimin çokluğundan sana uğrayamadım. Beni affet, sana mühim haberlerim var. Oğlumuz doktor oldu, yakında nişanlanacak. Sen içeride olmasaydın, seninle beraber gider, uzaktan bile olsa seyreder ferahlar. İnşallah düğününe gideriz. Seni öbür gün kapıda bekleyeceğim. Benim için üzülme, hoşça kal. İyi kalpli karıcığım. Çek elini! Bırakma bana, bırakma, ne diyorum sana! Senin içinden buralara düştüm ki! Beni kırmızı kadın seni! Ben bir şey elimden almak gerekir! Çek elini, ben gösteririm sana! Babalık, şu ateşini müsaade et bakalım. Sen, sen Hafiza. Evet, benim Fikret Bey. Yuva yıktık ama sokaklarda sürtüyoruz. Masumahı aldık. Adam sende. Ölümlü dünya bu. Şşt, kaldırım kuşu. Bırak morukla çeneyi de atla arabaya. Ya hayat bu. Benim hayatım bu. Hayat bu ha. Misafirlerim, sizlere kızım Ayla ile oğlumuz Doktor Can Mustafa'nın nişanlandıklarını bildirmekle büyük bir zevk ve şeref duymaktayım. Ver öpeyim evladım. Ne yapıyorsun? Bırak da o senin elini öpsün be ya. Gel, ben de öpeyim, gel, gel! Hadi! Benim her şeyim o artık! Babam gelmiş, babam! Oh, yıllardır aradığım babam bu benim, babacığım! Yardım edin, kliniğe götürelim! Hadi! Kaldıralım! Mustafa! Mustafa! Asabi bu kralla! Bu konsültasyon lazımmış. Kan verilmesi şart. Sinirlerin takviyesi de. Bir vilkanfire kalp için zaruri. Evet, haklısınız. Thank you.
Osman Hanım siz misiniz efendim? Evet kızım, ben gelininizim. Can Mustafa'nın nişanlısı. Evladım! Anneciğim! Hadi gidelim anne! Mustafa'm niçin gelmedi? Babasını tedavi ediyor. Baba! Babacığım, üzme kendini! Ağlama artık! Tanıdın değil mi beni baba? Tanımaz olur muyum yavrum? Ben... Yıllar yılı senin hasretinle yandım. Seni hep uzaklardan seyretmekle yetindim. Cezamı çektim. Şu ihtiyar hasta babanı affet yavrum. Mustafa'm. Rica ederim. Canım babacığım, heyecan size yaramaz. Birkaç gün kıpırdamadan yatmanız lazım. Buna da şükür. Sana bir sırrımızı açıklayacağım Mustafa'm. Buyurun babacığım. Annen hayatta yavrum. Nasıl? Bizim şerefimiz için cinayet işledi. Ya? Hapishaneye düştü. Senden bunun için gizlemiştik. Ama cezası bitti. Doktor Mustafa başucumda. Fakat kurtulacak. Çok şükür! Eğer babasının hayatını kurtarmak zorunda olmasaydı, sizi hapishanede karşılamaya gelmez, evet. Oğlum, Can Mustafa'm bu mu? Bu mu yoksa? Oğlum, yavrum! Anne! Annem sizsiniz demek! Yavrum! Anneciğim! Evladım! Koşun çocuklar, Can Mustafa, babası, annesi, hepsi geliyor! Hastamız çıktı! Şükür Allah'a Fikret, bugünleri de gördük. Sen eli öpülecek mübarek bulunmaz bir kadınsın Asuman, affet beni. Yoo! Sana hiçbir zaman darılmadım Fikret, af dilemene lüzum yok. Seni eskisinden daha fazla seviyorum şimdi. Hadi arabaya! Sayende yepyeni bir hayata başlıyoruz. Allah saadetimizi bozmasın.